görmek istiyorum. Aç. Güzel. Ne oluyor? Ne zaman geliyorlar? Kim? Çek şu silahı. Polis diyorum, polis. Ne zaman geliyor? Ne polis Yusuf? Kaç zamandır iş yapıyoruz birlikte. Kes şimdi ulan, kes! Senin polis olduğunu buraya gelmeden önce öğrenseydim bana bu kadar pahalıya patlamayacaktı. Bak, bir tekne dolusu malı yaktırıyorsun bana. Ama seni de içinde. Hadi gidiyoruz. Bırakın lan! Zodyak fırla! Fırla Zodyak! Amirim yetişemeyiz. Yaklaşırsak biz de patlarız. Dur! Dur! Kimse kıpırdamasın! Bir adam mı daha kaybedemem. Amirim çıkmayın! Yetişemezsiniz! Komiserim. İyiler, bir şey olmamış. Abi, Allah senden olmadan razı olsun. Hayatımı kurtardın. Bir daha mı bileğinden çıkartmayacaksın lan? Komiserim. Ulan, ulan sen var ya. Allah'ın delisi, ruh hastası. Islak mı amirim, ıslak. Barça, yarın ilk işim seni teşkilattan kovmak olacak oğlum. Eğer seni teşkilattan kovmazsam cümle alem benim yüzüme tükürsün. Selim. Amiri kıstırdık lan. Yürüyün gidiyoruz. Senin yüzünden. Allah'ım yarabbim. Bir tane akıllı adam beni bulmadı ki zaten. Ya. Allah'ın delisi. Ya. Beni bir robotla muhatap ediyorsun ya. Yazıklar olsun sana. Günaydın Hamdi Bey. Bizim Yalova'daki arsaya alıcı çıktı mı? Evet efendim. Güzel. O parayı alıp Bakır'a yatıracağız. Artış bekleniyormuş. Peki efendim. İş imzaya gelince bana haber verirsiniz. Tabii.
Tüm ekiplerin dikkatine. Etiler'de oto hırsızlığı. 34NU9152 plakalı çalıntı araç sanayi mahallesine doğru firar halinde. Merkez, Mustafa Kerimcan konuşuyor. Olay yerine 3 dakikadayım, intikal ediyorum. Kim? MKC ben, MKC. Anlaşıldı komiserim. ...9034. Ya sen küfür hastası mısın? Ha? Yemeden rahat edemiyor musun? Aldım ki yapalım. Ah, nasılsın? Görev aldığı operasyonda canını tehlikeye atarak mesai arkadaşını kurtaran organize şube komiserimiz Mert Barca, Emniyet Müdürlüğü Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Nerede lan bu? Dediğinizi aynen hallettim müdürüm. Bizzat emniyet müdürü verecek dedim. Ara. Baş üstüne müdürüm. Meşgul attı müdürüm. Babasını ara. Emin misiniz? Ulan bak benim şekerim 700'e çıkmış. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Ara dedim. Baş üstüne. Alo. 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 Sayın müdürüm, rahatsız etmiyorum inşallah. Yükse. Varlığın ne ediyorsun? Lan emekli olalı 10 yıl oldu, hala müdürüm diyorsun be. Müdür falan yok artık. Zaten sizi rahatsız ediyorum ama sizin oğlana bir madalya tevdi edilecekti bugün. Lan benim oğlan jimnastikçi mi oldu? Kuru pasta yemek için kendinize bahaneler uyduruyorsunuz ya. Bari Bey çok ısrar etti efendim. Ben de söyledim. Gelmez dedim. Bak Yüksel. Onun ipiyle kuyuya inilmez dedim. Yüksel. Çok mahcup etti bizi. Siz acaba nerede olduğunu biliyor musunuz? Yüksel. Sen bu dijital yayını biliyor musun? Ona şey lazım mı? Anten lazım mı? Bilmiyorum. İyi. Öğren sonra beni ara. Mert! Kalktın mı lan? Koy bir çay da içelim bari. Sekreter gibi kullanıyorsun beni be. Mert! Neredesin lan? Eşşoğlu eşek! Lan! Gelmedi ya. Barca ne haber? Ne yapıyorsun lan? İyidir abi. Kürşat. Merkez hani hırsızlıktı? Ha? Hani hırsızlıktı? Arabadaki Kürşat Bayan. Kaçakçı Kürşat Bayan. Yürüsün ya. Takımı giymeyeyim demiştim ya. Merkez sabah sabah yazıklar olsun size var ya, yazıklar olsun. Anlaşıldı komiserim.
için öleceğiz Kürşat. Şimdi göreceksin sen. Komiserim. Kürşat ya, Kürşat. Komiserim. Ben bu takımı çok severek almıştım ya. Komiserim. Bak, laf konuşurken beni dinle, en sevmediğim şey. Kalk ayağa. Komiserim, ben sen olduğunu bilsem hiç sıkar mıyım? Oğlum, ben sizi içeri tıkıp da gittim Amerika'ya. Ne oldu? Döndüm, aynı tas aynı hamam. Ya ben sizden kurtulamayacak mıyım? Gel şöyle. Al şunu. Al. Tak. Bak, toplasan iki kez giydim giymedim bu takım, tamam mı? Gerçekten bak, ben beyin olayım istiyorum, anlıyor musun beni? Bu sokakta kaçma kovalamacadan kurtulayım istiyorum. Çoluğuma çocuğuma zaman ayırmak istiyorum Kürşat, anlıyor musun bunları? Tamam. Ya Kürşat, bak. Ben yetişmiş bir elemanım artık. Know-how var bende. Tamam mı? Teşkilat benden faydalansın istiyorum ama senin gibi iç kopuk yüzünden olmuyor. Tak, doğru düzgün tak. Heh, işte sık. Ya siz ne yapıyorsunuz anlamıyorum. Gerçekten suç işlemeye mi kalkıyorsunuz ha? Saat kurup suç işlemeye kalkıyorsunuz, öyle mi? Gerçekten ya. Ya yani insan bir öğlene kadar, öğlene kadar kanuna uyar ya. Ben bunu çekmek zorunda mıyım? Ha? Komiserim. Ah ah ah. Vallahi sana araba hırsızı diyen kimse bence onu git de bir bul. Bul da bir konuş. Yani sonuçta sen de yetişmiş elemansın. Değil mi? Yani bir kariyerin var. Koru. Maazallah, bunlar değnekçi bile derler adama. Komiserim. Komiserim, ben böyle mi kalacağım? Ne? Ben ne olacağım? Gelecekler, sen merak etme. Ya bari bagajı kapatsaydın. Allah Allah ya. Gerçekten sıkıldım ya. Onları gibi değil ya. Merkez MKC konuşuyor. Dinliyoruz komiserim. Kürşat Bayan yakalandı. Sanayi Mahallesi Başar Sokak. İntikal edin. Anlaşıldı komiserim. Ya komiserim, böyle bırakma beni ya. Komiserim! Versen onları, çorba yapacağım. Tamam. Sen bana üç tek de lüfer atarsın. Olur. Her seferinde sayfiye gelmiş gibi oluyorum. Bak görürsün, kapatıp dükkanı taşınacağım buraya. Bıktım her ay başı abimle uğraşmaktan. Tabii tabii. Ne hı, ne tabii. Sen beni sallıyor musun? Buraya her gelen bir hayal kurar, öyle gider. Bana yalandan balıkçı bilgeliği yapıyorsun, yapma. Tut bir ucundan, hayallerimiz gerçek olsun. Tamam tamam. Arayacağım emlakçı Mesut'u. El altından bir yer varsa hemen şimdi git gör. Daha fazla vırvırını çekemeyeceğim seni. Oğlum bu işleri. Saygılar ablam. Mahir. Oğlum ne yapıyorsun? Bir şey yok Barca. Pislik kaçmış, hallediyorum. Ne lan artistlik yapıyorsun o zaman, aşağılara yatmalar, şekiller falan ha? Biz de hallederdik.
Tamam. Tamam mı? Hallettim. Eyvallah. Param yok ha. Efendim? Kime sormuşlar? Ne olmuş buraya ya? Tabii, masraflar karşılanır. Çok güzel yer aslında. Niye böyle bırakmışlar hayaletli ev gibi? Ev sahibinin var bir hassasiyeti ama aşıyoruz gibi. Ne zaman tanışabilirim kendisiyle? Ne yapıyorsun sen? Hanımefendiye evi... Lan oğlum ne yapıyorsun sen? Ne hanımefendisi, ne evi? Kim bu? Kimden izin aldın sen? Çıkın dışarı. Hadi çıkın dışarı. Baban evi kiraya vermemi söyledi. Bir dakika. Biri bana ne olduğunu anlatabilir mi? Anlatacak bir şey yok. Dışarı çıkın. Mahallenin delisi mi bu? Kızım, laf konuşuyoruz değil mi? Hadi. Kızım. Ev sahibi. Kendisi burada yaşıyordu. Oğlum sen kime ne laf anlatıyorsun lan? Dedikoducu herif. Çıkın dışarı hadi. Ne yapıyorsun sen be hırsız kovalar gibi? Kiralık ev var dediler, bakmaya geldim. Hadi! Bana bak, sesini yükseltmeden konuş benimle. Tamam, buyur. Bir dakika, bu ortamı öğrenemez mi böyle? Gel bak, sen kulağına bir şey söyleyeceğim, gel. Gel. Bir daha bu eve bir Allah'ın kulu girmeyecek senin var ya. Çıkın dışarı. Hadi çıkın. Çık. Of! Al turşusunu kuru hayaletli evini, kalmadık. Alsın başına çalsın evini. Ruh hastası. Beni bulmasa şaşarım zaten. Yani. Nerede deli ben orada? Bu saatte mi açılır dükkan? Sonra ay sonu abi borç ver dönemedik. Bir sus ya, açıyoruz işte. Zaten sabah sabah manyağın tekini boğazlıyordum. Kesin sen hatalısındır. Bak Nilüfer çok açım, çok uzun bir sabah oldu. O yüzden bana hemen 4 yumurta beyazından bir omlet yap. Karın seni bu yüzden boşadı işte. Kendinden başka kimseyi duymuyorsun. Açım diyorum sana. Gergin bir sabah geçirdim, açım. Bana ne? Nilüfer abinim, aynı zamanda mekanın sahibiyim. Kiranı ödüyorum. 7'sinde. 5'i cumartesine geldi, ne yapsaydım? Sen gönder, yine de geçer hesaba. Deli olacağım ya. Gerçekten deli olacağım. Taşınıyorum. Kime veriyorsan ver. 5'i de illa 5'i olmak zorunda değil. Kontratta 1'i ile 5'i arasında herhangi bir gün yazıyor. Yani 5'ini beklemek zorunda değilsin. Kardeşinim ben senin, öz kardeşin. Vallahi işine gelince kıskançsın, baskıcısın, krosun. İşine gelince abi, öbür türlü. Bence bir karar ver. Senin tam olarak kaç paran var? Yetmiyor mu? Sana ne? Hayır yani, insan merak ediyor. Nereden var? Hayır yani, sana ne? Ben bilmiyorum. Karın bilmiyor. Senin zengin olman biraz tuhaf değil mi? Değil Nilüfer. Tamam mı? Erkeğin parası konuşulmaz. Ve gerçekten sabah sabah bir kız kardeşimi göreyim diyorum. Bir destek olayım diyorum ama direkt gerilim. Trafo gibi geziyorsun. Ondandır. Sensin trafo. Gerçekten yani sabah sabah. Komiserim. Sizin aralığın camını taktırdık. Kürşat'ı da savcılığa gönderdik. Şey, eyvallah. Gel Volkan. Gel. Hanıma bakıyor musunuz? Hı hı. Sedatlar mahallede devriye atıyorlar. Bir de sizin oğlanı yine o beyefendi bıraktı okula. Hanımın arkadaşı. Anladım Volkan, anladım. Bir sorun yok yani. Bir sorun yok mu? Sen beyefendi görmemişsin. Amin nerede? Amin nerede amir? O da müdürlüğe gitti işte. Mert Barca'nın madara törenine. İnanmıyorum ya, böyle bir saçmalık olamaz. Ne? Gerçekten. Vay.
Herifler operasyona gidiyorlar. Hiçbir mal ele geçirilmiyor. Kimseyi tutuklamıyorlar ama madalya alıyorlar. Harika. Neyse, hadi sen merkeze. Orada görüşürüz. Tamam, olur. Orada görüşürüz komiserim. Ya her sabah, her sabah nasıl yiyorsun bunu? Ekmek arası kaşar falan hazırlasam. Telefon çalıyor galiba Nihat abi. Dükkana girilmiyor. Çökmüşsün kapının önüne. Vallahi görmedim baba. Sen zaten neyi görüyorsun ki? Sabah gene bir şey demeden kaçmışsın. Zaten ev mi, otel mi belli değil. Ya baba ya, sen benim evin anahtarını niye emlakçıya veriyorsun? Kaç kere verme dedim ben sana. Ay pardon, pardon. Müze mi yapacaktın orayı? Madalya veriyorlar, almıyorsun. Çatıya çıkıyorum, yardıma gelmiyorsun. Ya ben nereden bileyim sen çatıya çıkıyorsun? Televizyon göstermiyor, ne yapayım? Radyo mu dinleyeyim? Tamam, gideyim ben hemen halledeyim. Aman aman, karışma sen, sen karışma. Komşunun oğlu halletti zaten. Hem senin madalyayı almaya da o gidecek. Bana bak, hayalet gibi odana girip çıkarken arada sırada şu salona doğru ha? Yarın gelirim, maç seyrederiz. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Maça geliyor ki seyrederken az konuşayım diye. Bana bak, sen de buna kola mola verme, aç karnı mideyi delecek ha. Ben de diyorum ama dinlemiyor ki. Hadi eyvallah. Güle güle. Yumurtada sarı var. Olması gerektiği gibi. Bir kez olsun benim istediğimi yapsan ne olur ha? Euro kaç oldu? Ne yapacaksın euroyu? Ayakkabı alacağım. Kaç oldu? Nilüfer, doğada öyle bir renk yok Allah aşkına. Ben beğeniyorum. Bak daha güzeli varken ve daha ucuzu varken neden, neden paranı böyle saçma sapan şeylere harcıyorsun anlamıyorum. Sana göre güzeli. Her şey sana göre olacak değil mi? Bu yüzden etrafında kimse kalmadı. Allah Allah, ne oluyor sabah sabah? Sen Yağmur'la mı konuşuyorsun? Ha? Onun ağızları bunlar. Senin hakkında böyle şeyler söylemem için eski karınla konuşmama gerek yok. Bakkala falan sorsam o da seninle ilgili aynı şeyleri söyler. Bakkal beni nereden bilecek ha? Telefonu açıyorum, çırağı getiriyor. Kızım bir kere o benden işim hareketli diye ayrıldı. Hareketli diye? Hep öyleydi. Öyle değil işte. Geceleri meceleri kızı yalnız bıraktık. Kadın gece yalnız kalınca ne yapar? Kurar. Ama şimdi beyin tarafına geçince her şeyi düzelteceğim. Ne beyni? Emniyetin beyni gibi olma durumlarım var da hala düşünüyorum ama. Kendi kendine düşünüyorsun. Var. Bak teşkilat sana anlatacak değilim. Nilüfer sen nerede kaldın dün akşam? Ne? Nerede kaldın diyorum. Dünküyle aynı kıyafetlisin de. Ne alakası var? Sen dün beni görmedin ki. Gördüm, sosyal medyadan gördüm. Nerede kaldın? Allah'ım iyice delirdin gerçekten. Uğraşmayacağım seninle. Ne Allah'ım ya, sana bir soru soruyorum. Nerede kaldın? Yani inanılır gibi. Dünya sapık dolu. Efendim amirim. Mekacı hemen buraya gel çabuk. Şimdi mi? Hemen. Hemen çabuk gel. Ya amirim. Ne amirim? Bakın Asya kıtası hiç bana göre değil. Yani bu tarafta yapsak... Ulan bak senin Asya'nı da... Anladım amirim. Bak şu an tünelden geçiyorum. Evet, telefon kesildi. Sabah sabah. Bitmiyor ya. Nilüfer çıkıyorum ben. Tamam. Tünele giriyormuş. Alo. Efendim amirim. Ne efendim lan? Oğlum arıyorum arıyorum, niye geri dönmüyorsun? Oraya geliyorum diye işte. Ya Rabbi, ne biçim adamsın sen ya? Acele atla gel hadi. Hayırdır? Ne hayırdır lan? Polisiz biz, polis. Bunun hayrı mı olur? Atla gel işte. Anlayıp dinlemeden her şeyi atlıyorsun. Kendini öldürtmek istiyorsun. Tamam anladık. Öldürt o zaman. Öldürt.
Lan oğlum, sen bu yakanın en iyi polisisin. Düşmanın bol. Beni niye yoruyorsun? Bu yakanın mı? Evet, Avrupa'da MKC var. Avrupa'da mı? Allah Allah. Amerika'da değil mi muamirim? Aman ne komik. Bırak şimdi bunları. Ya bak hep böyle yapıyorsun. Tam bir şey söyleyeceğim, benim aklımı karıştırıyorsun. Oğlum, o olaydan sonra... Yani karından sonra dellendin diyeceğim ama biz senin önceni de biliyoruz. Bombayı kim koydu? Biz şimdi bunu mu konuşuyoruz? E yakalarsan adamı öldürürsün dediniz, işi benden alıp MKC'ye verdiniz. Adamlar nerede? Araba nerede amirim? Bak seni şimdi dışarı atarım ha. At. Deniz kızı dosyasını devredeceksin. Anlamadım. Deniz kızı dosyasını devredeceksin dedim. Sen çok fevrisin. Durum çok ciddi. 40 ülke bu olayın içinde. Şebeke sabaha karşı Boğaz'dan girip sevkiyat yapacakmış. Müdahale emri aldık. O yüzden dosyayı devretmek zorundasın. E ben bu adamları 5 yıldır takip ediyorum. Ya neyse ne kardeşim, dosyayı devredeceksin dedim. Gemide sadece mal mı var? Adamlardan kimse var mı? Kimse yok. Eğer kimse olmasa siz böyle yapmazsınız amirim. Neyse canım, uzatmayalım işte. Öyle karar alındı, dosyayı devrediyorsun dedim. Kime? Gel. Müdürüm, MKC komiser geldi. Gelsin. Amirim. Barca. Amirim. MKC. Deniz kızı dosyasını Barca'dan alıyorsun. Bundan sonra dosya sende. Sabaha karşı şebeke Boğaz'dan Krusk 5 diye bir gemiyle giriş yapacakmış. Bir bak bakalım şuna. Amirim, beni şu beyin meselesi için çağırdığını sanmıştım da. Yani şimdi sahaya gerek var mı? Beyin ne ya? Amirim, teşkilatım. Senin beynini. Alo. Evet. Bir şey mi var? Aldık efendim, aldık. Bir şey sinir yapıyor sana ama ne? Sen. Barca. Amirim. Dediğimi yap. Deniz kızı dosyasını hemen oraya devret. Tamam. Aslını bulduğumuz anda şeyin evrakları hemen. Tabii. Meto, bu işin detaylarını öğren. Gemide kim var, kim yok, işin şekli, şemali bakacaksın. Komiserim. Efendim Meto, efendim Meto. Bir ömür bileğinde mi bırakayım senin onu? Efendim. Dinliyorum efendim. Evet, selamette misin? Sağ salim Boğaz'a giriyoruz efendim. Bütün önlemlerimizi aldık. Senin aldığın üstüne ben de aldım. Liman güvende. Gevşek aranacak, merak etmiyorum. Siz de aldıysanız daha rahat efendim. Sıkıntısız sokarız. Eğer sıkıntı olursa yakarsınız Boğaz'ı. Yakarız. 7 düvel benden haber bekliyor. Kulağım sende. Ergun. Buyurun Bekir Bey. Bu gemide ne olduğunu bir benim adamlarım, bir senin adamların biliyor. Sıkıntı çıkmayacak Bekir Bey. Liman sizin eviniz. Mal yerine kadar beraberiz. Ondan sonra dünyanın istediğin yerinde senin yeni evlerin olacak. Seni yukarıda misafir edecekler. Teşekkür ederim. Evlatları nasıl gelmiş? Ne durumdasın? Gemiler seyirde, liman güvende. Doğrudur. Da ben seni sordum. Ha, doktor ne yerse yesin demiş. Ne o? Küba'dan getirttiğim ilaçlar. Ne oğlum, bunlarla baba, uğraşacağını. Söz verdin, içeceksin. Benim ilacım gemiler. Onlar yüzdükçe ben yaşarım. Sen hiç merak etme. Bak buraya. Ne bu? Komiserim. Ne komiseri? Bak gözüm kararacak. Kim yaptı bunu? Barca komiserim tak dedi. Sahibine de söylersiniz, anahtarı benden alır dedi. Nerede o? Thank you.
senin artistliğin kime? Ha? Ben beceriksizlerden hoşlanmıyorum. Bunu kişisel algılama. Derdim kendim ne diyorsun? Oo. Neyi becerememişim ben? İstersen bütün şıklardan gideyim. Hepsi. Belki de senin yerine beni Amerika'ya yolladıkları için olabilir mi? Amerika'ya gittin ne oldu? Bildiklerini de unuttun. Benim arabaya bomba koyanı buldun mu? Benim bugüne kadar bulamadığım olmadı. Belki de sen herifi çoktan bulup öldürdün. Ne dersin? Hadi. Umarım dosyayı düzgün tutmuşsundur. Bana 2 saat evrak aratma. Çalışmıyor mu? Çalışmıyor komiserim. Bir an önce benim arabadaki kelepçeyi söktür Volkan. Komiserim onu barca komiser tutmuş, anahtarını atmış mazgala. İşte yarın sabah erkenden çıkarttıracağım ben onu. Getirecekler yedeğini. Ulan barca, ben de seni 500 TL'ye bindirmezsem öyle sıcağında. Ya komiserim siz niye birbirinizi sevmiyorsunuz? O kim ki beni sevmeyecek? Ben ondan nefret ediyorum. Suçlu olacak adam Barca. Kimi tanıyorsa hepsi it kopuk. Herifin ruhunda suç var. Babası da almış teşkilatın başına bela etmiş. Kolejden beri peşimde, gözüme batıyor. Ama yakında ben onu bir şekilde içeri tıkacağım. Dur Volkan, dur. Ne yapıyorsun? Evin içine gireceksin. Varlar. Tavuk mu? Organik mi bu? Ay baban gibi konuşup beni sinir etme Kaan. Pularkıcık, bu maruları yıkandı mı? Bana bak, sinirleniyorum ha. Hoş bulduk örümcek adam. Ne haber? İyi misin? Bak ne aldım. Baba aldın mı bileti? Neyi? Baba unuttun değil mi basket biletini? Ya ben dedim unutma dedim sana. Söz verdin alacağım dedin. Oğlum aldım tabii. Vallahi mi? Sen babalığın kralısın. Anne bak babam almış biletleri. Unutur dedin. Unutur mu dedim? Üzülmüşsün diye. Su dolduracağım tabancaya. Tamam gel. Haydi bakalım geç. Hemen doldurup geliyorum babacığım. Hayırdır? Ne? Özledim. Buraya öyle kafana esince gelemezsin. Oğlumu görmeye geldim. Ara MKC, ara. Ara. Önce bir ara, müsaitsek gelirsin. Burası senin evin değil. Sana çiçek aldım. Neden? Çünkü sevdiklerimden kolay vazgeçemiyorum. Sen sevdiklerini kendinden vazgeçiriyorsun. Bak bu çocuğa söz verip yapmıyorsun, üzülüyor sonra çocuk. Yağmur ne yapmadım? Ya istemiyorsun demiyorum ama unutuyorsun işte. İşin gücün belli. Düşünmeden konuşma. Sonra kanlı yerlerden ben topluyorum. Tamam bak, tamam. Evet. İş kısmında haklısın ama artık o iş değişecek. Çünkü son bir işim var. Ondan sonra tamamen beyin kısmına geçiyorum. Beyin? Ne beyni? Bak sana sürpriz yapacaktım ama madem sordun o zaman anlatayım. Sormadım MKC. Alma bana çiçek. Çekil.
Bak eğer koparıldılar falan diye diyorsan o zaman tamam anlıyorum ama yani... Ya sen eski karına niye çiçek alasın ya? Ne sıfatla? Kocan. Bak sen benim kocam değilsin, biz boşandık. Boşandık. Ne yapıyorsun sen? Bir dakika ya, lütfen yani bir sırtıma bakar mısın? Büyük bir çatışmanın içindeydim. Şov yapma bana, giy şunu. Ya insanlık namına ne olacak ya, bir baksan. Bir şey olsa gömleğin beyaz kan olur. Giyer misin şunu mutfağın ortasında? Belki içime cam kaçmıştır, ne bileyim yürür kalbe gider. Orada yürünecek bir kalp yok, giy şunu hadi. Hayırdır? Ne oldu, arıza mı var? Artık yok. Allah Allah. Tamci falan geldi mi? Çocuklar bana bir şey demedi çünkü. Çocuklar? Tamircinin çocukları. Yani para sormak için. Devri ekiplerine evi izletiyorsun değil mi? Sonra beni niye boşadın? Al bu yüzden boşadın. Kontrol manyasın çünkü sen. Kimseye saygın yok. Suçlu gibi izletiyor bir de ya. Ha, o zaman doğru anladıysam sen beni benim sevdiklerimi önemsediğim için boşadın öyle mi? Hayır, sevdiklerini onları kontrol edeceğim derken hayatı zehir ettiğin için. Onca sene çalışıp didindiğim şirkette ortak olacakken gidip patronu tutukladığın için. Herif vergi kaçırıyordu. Mali polis misin sen? Sonuçta ben haklı çıkmadım mı? Evet, haklıydım ben. Gerçekten, bak gerçekten bana haksız olduğun tek bir konu söyle. Tek bir konu. Tamam, tamirci gelmediyse o zaman kim geldi ha? Kim geldi evimize? Delireceğim ya. Sana ne ya, sana bak, ne? Bak aldırırım parmak izini biliyorsun. Aldırırsın, öyle birisin çünkü. Ne demek öyle birisin ya? İstediğin kadar Amerikalarda eğitim al, organik beslen, slim fit giyin. O içindeki maço gitmiyor işte, gitmiyor. Demek istediğim şey tamirci çağırsam bu bir daha bozulmaz. Sana sormayacağım, tamam mı? Sana sormuyorum ya. Çok da güzel yapmışım. Al bak. Karışma bana ya. Karışma benim evime. Bana, girenime, çıkanıma. Yoo, iş öyle değil işte. Benim oğlum bu evde yaşıyor. Ya sabır ya. Tamam neyse, ben bu çiçekleri bir vazonun içine koyayım da... belki ne kadar harika bir adam olduğumu hatırlarsın gördükçe. Al işte, al. Ya ben sana tamirci çağır demedim mi? Ya ben açtım kapattım, böyle mi oldu? Elini attım, her şeyi bozuyorsun. Çekil şuradan, çek. Ya çek diyorum ya. Tamam ya, tamam. Of. Zaten bu takımı senin için giymiştim. Şeye bak. Giymez olaydım ya. Bu ne ya? Uzatmaya gelmiştim. Ne biçim anne babasını? İşte beni dinle. Çiçekten tanınmıyor bana. Hadi örümcek adam. Görüşürüz. Tamam mı? Ya baba ne yaptın? Bunlar yeni ya. İki kere düşündüm giymek için. Çiçeği al, çiçeği. Bilet unutma baba. Komiserim müsait misin? Kaynanan seviyormuş lan seni. Dikkat et, sıcak. Al kaptır bakalım. Sağ olun komiserim. Bununla da ayıklamak zor oluyor. Kreçe oğlum o, kreçe. Bak öyle. Böyle kılçığıyla yiyeceksin. Tamamdır komiser. Ne yaptın, öğrendin mi şeyler? Rus mandıralı bir gemiymiş. Kurt TK-5. MKC komiser gemiye limanda müdahale edecekmiş. Kim varmış gemide? Semih Karan. Önemli isimmiş. İşte bu. Onun bu işle ilgili olduğunu teşkilata inandırmak için 3 yıl uğraştım lan ben. Şebekenin patronuna tek bağlantısı bu herif. Eğer onu alırsak patronu öğreniriz. Gerçi o beceriksiz MKC işi batırıp herifi elinden kaçıracak da. Çöz lan kelepçeni. Vallahi mi? Sağ olun komiserim. Teşkilatta da dalga konusu olmadık değil. Dikkat edeceksin Meto, dikkat. Öyle kendini ateşe atmayacaksın, tamam mı? Tamamdır komiserim. MKC komiseri de 10 kişi tutamamış senden sonra. O da öyle işte. Kavgadan, beladan uzak duruyor diyorlar ama... sinirlendiymiş, halter atıyormuş. Yapma ya. Arabayı o halde görünce ne yaptı acaba?
MKC komiseri, bildim bileli sevmezsiniz hiç. Bulamadı diye mi sizin rahmet? Komiserim, o nasıl o kadar zengin? Amma konuştun be kocuğum, ha? Yap kendine ekmek arası, sonra merkeze işinin başına. Anlaşıldı komiserim. O MKC'nin de bir şey bulacağı yok. Bulsam bulsam ben bulurdum. Anlaşıldı komiserim. Yüzünü mü değiştirdiler, bir çukura mı attılar artık? Gel bakalım. Seninkini gördüm bugün. Selamı var. Anlamıyorum yani, senin ne günahın var? Hı? İki balık ayrılır mı ya?
MKC yenilince sen de yenik sayıldın. Merak etme. Bak bu benim son operasyonum. Sonra her şey düzelecek. Göreceksin. Komiserim, şu gemideki adam var ya, Semih Karan. Ya operasyon bitene kadar inmezse, biz girecek miyiz içeri? Volkan bana bir tane zencefil rica. Emremez. Paşam iki tane olsun. Saffet, ne dedin sen? Gemiye girecek miyiz? Evet komiserim. Oğlum sana aksiyon mu lazım? Hı? Ya istersen doğrudan girelim. Halatları da atarız, tırmanırız, sonra vuruluruz, düşeriz. Çok güzel bir gösteri olur. Ne dersin? Oğlum biz korsan falan değiliz. Gemiye girmek yok. Komiserim, vinçlerin mola çekmesine 20 dakika var diyorlar. Hadi bakalım. Beyler risk yok. Başlamak üzereymiş komiserim. MKC benim arabayı tanır. Ben gelmiyor muyum? Komiserim. Gel Ergun. Arkadaşlarla konuştum. Limanda olağanüstü bir durum yok. Merak etmeyin. Alo. Semih. Özlemiş misin İstanbul'u? Özlememek mümkün mü Demiray Bey? Hele bir hayırlısıyla ayağımızı karaya basalım. Sizin de yüzünüzü kara çıkartmayalım. Ben doya doya tadını çıkartacağım İstanbul'u. Emredersiniz. Haber vereceğim. Bir durum olursa ben kaçacağım. Sidaay bir hazır mı? Hazır Semih Bey.
Sadece komiser gemiye limanda müdahale edecekmiş. Hareket başlıyor. Organize bir deniz aslanı konuşuyor. Konteynerların arasından gemiye doğru araç yaklaşıyor. Müdahale etmek için emir bekliyorum. Tamam. Kim o lan? Ha? Volkan kim o? Komiserim, bağırca komiser. Ne? Telsiz ver, telsiz ver. Oğlum beni duyuyor musun? Ha? Beni duyuyor musun? Her şeyi berbat edeceksin. Çık oradan. Semih Bey! Ateş edin! Hadi, hadi. Yaklaştırmayın! Hadi indirin şunu. Bekir Bey, benim adamlarımdan çıkmaz. Bizden değil ihbar. Semih, Onal yakalanmayacak. Çapayı çek, gemiyi açığa doğru sürükle. Sahil güvenlik müdahale eder. Açıl, uzaklaş, uzaklaşabildiğin kadar uzaklaş. Eğer önünü keserlerse onlarla birlikte gemiyi batır. Emredersiniz efendim. Çek çapayı, açığa sürükle. Ama Semih Bey... Çek çapayı! Hemen! Barşayı... Oradan uzaklaştırmıştık. Peki kim bu? MKC. Bu yılanın iki başı var. Birinin adı Barca, diğerinin adı MKC. Ayağımıza çok basıyorlar. Bu adamlar bizi bitirecekler. Sakin. Sakin. Hele bugünü atlatalım. Ben bunların ikisinden de sonsuza kadar kurtulacağım, merak etme. Hayırdır, çatışasın mı geldi ha? Korkardın sen. Seni ben öldüreceğim. Lastiğini niye sıkıyorsun abla? Dua et kafanı sıkmadım. Sen kimin adamısın lan? Sen kimin adamısın? Söyle bakayım bana. Benim işime bir daha karışma. Tıstığın için adamı seçeceğiz oğlum. Senin yüzünden. Skandalmasan adam kucaktaydı. Eğer gelmesem kaçacaktı.
Kaçma planı olmasa sağ kollarını bindirmezler gemiye. Harbiden lan. Bildiğin şeylerden bahsetsene biraz bana. Arsa, alım, satım falan. Sen ne biliyorsun ha? Balık ekmek satacak adamı teşkilata kovboy yap. Düzgün sık, düzgün. Devletin mermisi. Doğru. Biz devletinkiyle sıkıyoruz. Sen mermini evden getiriyorsun. Nereden indiriyorsun parayı söylesene bana. Biz de bilelim. Ne diyorsun lan sen? Ha? Bir tane kanunsuz işimi bul, o gün polisliği bırakacağım. Yumurtam söz mü? Gemiyi sürükleyecekler. O da senin suçun. 10 saat dışarıda bekliyorsun. Sen bir doktora anlatsana şunu ha. Bir adam var ne olursa ondan biliyorum desene. Çıkabiliyor muyum gemiden? Hazır efendim, baş altına inelim. Batıracaklar, mal gidecek ya. Kaptan sende, adam bende. Sık. At silahını, Emir Kul der, yırttırırım seni. Motorları kapat. Senin için attığını vuruyor diyorlar komiser. Hadi bakalım. Bırak adamı. Tek şansın var. Yoksa adamın ölür. Daha çok görüşeceğiz. Merak etme. Komiserim tüple kaçtı. Bastır bunu. Bastır. Sıksaydınız vururdunuz komiserim. Vallahi billahi ben korkmamıştım. Tamam. Korkmamıştım ki. Komiserim iyi misiniz? Ambulans takımda. Ambulans ediyoruz. Gelsinler, çabuk gelsinler. Tamam, hemen komiserim. Benim için sıkmadınız değil mi siz? Tamam Volkan, bir sus. Bir sus. Demir atıldı, motorlar kapalı. Söyleyin sahil güvenlikken atsın gemiye. Komiserim, iyi misiniz? Var mı kimse de zayiat? Sadece Volkan yaralı komiserim. Başka ciddi bir şey yok. MKC ne yaptı kaçanı? Bilmiyorum komiserim. Yani. Adamın başında dur. Emredersiniz. Nasıl oldun birader? Sağ olun komiserim, iyi.
Semih Karan nerede? Senin yüzünden en iyi adamı mı oluyordu? Sana kaptana sen git dedim. Sana karışma dedim. Eğer karışmasam elini kolunu sallayarak kaçacaktı. Karıştın da kaçmadı değil mi? Senin yüzünden bütün kartel ayaklanacak şimdi, beyinsiz herif. Adamı sen kaçırdın. Malı kurtaracaktım. İşi gücü mal. Kendi hesabına mı satıyorsun lan sen bunları? Seni öldürürüm. Nasıl olacak o iş? Denesene. Bir daha karşıma çıkma. Bir daha işime karışma. Komiserim, Yüksel amirim istiyor. Hangimizi? Hangisini amirim? Küfür ediyor. Semih. Bekir Bey. Sorunun cevabını biliyorsan anlat. Boş boğazlık yapma. Sizi öldürelim dediğim polis. Bir de MKC. Saçma sapan konuşma. Daha önce beni dinlemeden denediniz. Ne oldu? Barcayı daha da delirttiniz. Efendim. Emredin ikisini de öldüreyim. İkisinin de... Semih. Sen daha şimdi bu adamlarla çatışmadan gelmedin mi? Geldin. Aynı günün akşamı gidelim, sıkalım bu adamların kafasına, öldürelim. Bizim yaptığımız iyice belli olsun. Bayrak sallayalım biz yaptık diye. Organizenin en meşhur polisini öldürmekle... onu kahraman yapmaktan başka eline hiçbir şey geçmez. Bir de bütün teşkilatı üzerimize sıçratırsın, o olur. Yeter, tamam. Polis sonra. Ortakları benden bunun hesabını sorar. Bu hata beni götürür. Ben bakayım baba, ben açayım mı? Dinliyorum. Ben gelip de yüz yüze anlatsam... ama bakın bu bizi bitirir. Bunun başka bir çaresi yok. Nasıl? Anladım. Peki hemen mi? Interpol devreye girmeden... diğer gemilerin batırılmasını emrettiler. Fıttırdı bunlar herhalde. Zarar? Biz üstleneceğiz. Baba, direnelim bak, dile kolay. 300-400 milyon dolardan bahsediyoruz. Akşamı görmeden 7 sülalemizi öldürürler. Baba bak, iyi düşünelim, altından kalkamayız. Bekir Bey. Alo. Bekir Azan konuşuyor. Diğer gemilerin hepsini batır. Laf düşer mi arkadaşlar? Arada bir amirin olduğunu hatırlaman ne güzel. Hadi konuş, hasta etme adamı. Amirim ben yok, biz varız. Tabii, pert ettiğin polis arabasında iyi ki biz yoktuk. Baba. Ne yani, yalan mı? Tamam, amirimin şekeri çıkmadan bir kelime diyeyim arkadaşlar. Burası Fener. Benim doğduğum yer. Boğaz'ın kapısı. Oradan buraya, buradan oraya... değil bu şerefsizlerin gemisi. 2 metrelik sandalı geçse bize yuh olsun. Eyvallah, hepinize afiyet olsun. MKC!
Sen organize etmişsin hepsini. Mete da yardım etti. Bak baban şişiyor ama. Severim seni. Allah Allah. Tabak yapayım mı sana? Yap. Yasemin de Barça komiserime hayranlı galiba. Buna hayran olmayan var mı zaten? Öyle ama karısı falan kafayı kırmış diyorlar üzüntüden. Öyledir o. Yanar yanar da kimse anlamaz. Patlamadan iki gün sonra işe başladı. Bir gün duymadım karısından bahsettiğini. Kesinlikle koyayım mı? Haydi koy. Kinoa yatağında hazırlanmış kuzu tandırı kesinlikle tavsiye ederim. Tatlı olarak da mangolu güllaç yaptık. Çok güzel. Hemen başlayalım mı yoksa misafirleriniz gelecek mi? Yok, gelecekler. Tamam, afiyet olsun şimdiden. Kanka, baksana. Fena ki, kapıyı bakıp duruyor. Tek de bakıp sağ ol. Komiserim. Oğlum Saffet, saat kaç oldu? Gelmiyor musunuz? Yoldayız komiserim. Tamam bak hemen gelin, çok güzel yemekler var. Hemen geliyoruz komiserim. Hadi. Arkadaşlar, hadi daha fazla geç kalırsak adam anlayacak. Abi ölürüz orada. Fanfin yemekler. Allah aşkına bir doyalım önce. Doğru. Usta, sen bana aynısından bir çeyrek daha atıver. Yalnız acele edin, acele edin. Anlaşıldı. Aynen böyle söyleyin Koroşev'e. Interpol'e yazılar geçmiş. Bizim gemi yakalandıktan sonra diğer altısıyla bağlantısı sebebiyle her birine operasyon emri çıkmış. Bunu bildikleri için malı denize döktürdüler. Bizi de yanında. Baba. 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 Doktor, çabuk. Baba kendine gel baba. Semih, acele et. Baba. Baba. Tır gemilerle ilgili şok iddia. Dünyanın 6 ayrı bölgesinde aynı anda batan gemilerin İstanbul Boğazı'nda ele geçirilen uyuşturucu yüklü Kurt SK-5 gemisiyle ilgili olduğu iddia edildi. İmha edilen uyuşturucunun piyasa değerinin yüzlerce milyon... Maç başlıyor baba, kaçırmayalım. Yemek yedin mi? Ben akşamları yemek yemiyorum. Öğrenemedin gitti. Meyve yapayım sana. Ağzım dolu olsun da konuşamayayım diye değil mi? Diktin beni zaten şu maçın başına. Vallahi sen seviyorsun diye baba. Seviyorum, seviyorum ama
Barcelona'yı seviyorum. Böyle palavradan bir maçı seyrettiriyorsun bana. Sana organizeye girme dedim. Girdiğinde ne oldu ha? Ne huzur kaldı ne bir şey. Allah aşkına baba, kaç yıllık mevzu yani? Kaç yıllık mevzu? Oğlum dünyanın en karanlık adamlarının 7 gemisini batırdın bir hafta olmadı. Şimdi kalkmış bana kaç yıllık mevzu diyorsun ya. Bana bak, patlatacaklar burayı da. Burayı da patlatacaklar. Yetmedi bir evini yaktılar, bir evini daha yakacaklar. Sana cinayete gir dedim adam gibi ama sende kafa yok ki. Hep dikine, hep dikine. Sen şimdi benim için endişeleniyor musun yoksa bana fırça mı çakıyorsun? Ben ne yapacağımı sana mı soracağım? Bazen birini, bazen ötekini yapıyor. Hem bana bak. Sen kimsin lan? Sen benim oğlumsun. Sana istediğimi yaparım ben. Yani yap. Yani yap da. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, yine bekleriz. Nasılsın kardeşlerin güzeli? Ne bu Neşe? Kaan'ın bilet için hallettim de. Mutluyum. Zaten hallettim demiştin. İşte hallettim. Bulmadan buldum dedin değil mi? Kardeşlerin en güzeli ama çok konuşanı. Of, of. Ne oldu Asya? Bir şey değil. Ya bırak! Yine müzik ruhsatı başvurusu. Nilüfer, sana kaç kez söyledim. Burası meskun mahal. Vermezler. İki dükkan yana nasıl veriyorlar? Sen engel oluyorsun, bilmiyoruz sanki. Allah Allah, gerçekten. Ya bırak, bana yalan konuşma. Alacağım ruhsatı, sahneye çıkacağım diye ödüm kopuyor. Nereye çıkarsan çık, gerçekten sıkıldım artık. Ondan lisede müzik grubumu dağıtmıştın. Döve döve hem de. O çocuklar çok pis ve terbiyesiz çocuklardı. Zaten senin 4 çocukla bir grupta ne işin var? Ay dayanamayacağım artık. Bırak kahvemi de bırak. Hadi kapatıyoruz. Buraya kadar hadi. Gerçekten yazıklar olsun. Böyle neşeli abini kırdın ya. Tamam başa sarılın. Yo çok geç. Gel çorba yapayım. Zaten yalnızlık benim eski sevgim. Kıydın içimi, kıydın. Üzüldün mü? Yok yok, üzülmedim, üzülmedim, üzülmedim. Üzülmezsin tabii ya. Sen artık kösele olmuşsun. Mermiye kafa atmak sende. Aç karnına kola içmek sende. Benden kaçıp hırsız gibi eve girip çıkmalar sende. Yani 5 dakika oturuyoruz, gazla şeridine dönüyor ev. Vay anasını be. Sen mağdursun, ben zalim ha. Bunu mu diyorsun? Oğlum bana bak. Sana girme dedim, girdin. Evlenme dedim, evlendin. Kızcağıza da zaten ciğerim yanıyor ya. Benim yanmayan yerim kaldı sanki. Milletin oğlunun 5 yıl sonra ne yapacağı belli. Bizimkinin 5 dakika sonrası belli değil. Bir tane evladım var benim. Bir tane oğlum. Sen bana ananın yadigarısın. Ben nasıl özeniyorum şimdi millete ya. 3 sınıf arkadaşım vardı. 3'ü de Alzheimer oldu. Nasıl özenmeyeyim ki?
Herifler de kafalar rahat. Oh mis. Ben size her gece korkarak uyanıyorum sana bir şey olacak mı diye. Rostat bir yandan, sen bir yandan. Her gece 40 defa kalkıyoruz. Halan geldi dün. Sen şu Hasan'la ilgileniyor musun? Baba ne yapayım ben onunla? İçeri attım olmadı, konuştum olmadı. Oğlum tek kuzenin o senin be. Tek kuzenin o. Ara şunu, ilgilen şundan. Senden daha çok uğruyorlar bana. Gideyim hemen bakayım baba. İyi git. Şu aleti de... Babanıza verilen aç bütün hayatı sistemini çökertmiş. Açıkçası bitkisel hayattan çıkacağını hiç sanmıyorum. Emiray Bey. Zarara uğradığımızda bedelini nasıl ödeteceğimizi gördün. Babanı öldürmedik çünkü o zaman önünde sonunda unutacaktın. Şimdi her gün görüp yüzleşeceksin. Babanın durumuna düşmemek için hata yapmayacağını düşünüyoruz. Bu ailenin son şansı. İşleri toparla, zararı karşıla ve yeni işlerde hatasız ol. Başka şansın yok. Demiray Bey. Cezamı kesin. Başarısız oldum. Senin düşündüğün zamanlar Semih babamla beraber bitti. Cezanın nerede ve ne şekilde olacağına ben karar veririm. Bundan sonra sana sadece yapacaklarını söyleyeceğim. Sen de düşünmeyeceksin. Yapacaksın. Baban sağ mı? İyi. Aman kıymetini bil. Bugün var, yarın yok. Bak bana. Babamı 18 yaşından sonra tanıdım. Doyamadan da. O iki polis bana çektirdikleri acının bedelini ödeyecekler. Barcan'ın bombacısını fabrikaya götür. Başlıyoruz. Üç bin bilet dediniz, 1500 getirdiniz. İyi de abi, ancak bu kadar bulabildik. 2 yıldır neydi lan onun adı? Justin Bieber abi. Ha, o gelecek diye bekliyoruz. Bulabildiğim bu mu? Kapatalım mı biz bu dükkanı? Ha, kapatalım. Aa, bir polis bu. Sakin ol lan, sakin ol. Dayımın oğlu o benim. Beraber büyüdük biz ha, yanlış anlama. O yolunu seçti, biz yolumuzu, değil mi lan? Lan, lan. Şş, kaybolun lan, kaybol. Hadi, hadi. Baba, baba, baba. Hareketlere bak, hareketlere. Bu ne oğlum böyle? Kaybol, maybol. Hareketlere bak, hareketlere. Oğlum, babamla konuştum. Bak, halam sana bozukmuş ha. Bana yine yaktırtma lan bu biletleri. Dayım cilasız kaydı fırçayı desene. İş bana kadar geldiğine göre. Fix prosedürü oğlum. Aynı hamam devam işte.
Bırak sen beni, sen. Hani bırakıyordun bu işleri? Ya bırakayım da açlıktan öleyim mi dayımın oğlu ya? Ha? Hem internetten satsan da aynısı. Ya Hasan. Hem sen öyle diyorsun da. Senin oralardan namlı bir herif geldi bana. Ne anlatıyorsun oğlum sen yine bana? Komiser müşterim var diyorum. Şişt. Vallahi komiser müşterim var ya. Kim oğlum komiser müşteri? Adı neydi ya? Adı yok bunun. Aynen. Harflerle bir şeyler diyorlar. Neydi dur? ZKS... TMC. TMC. MKC. MKC. Aynen MKC. Ne istiyormuş? Bilet. Kara borsa. Yok milli piyango. Maç bileti oğlum. Ne maçı oğlum? Basket finaline. Aldı mı bileti? Yok daha yeni geldi. Kendi mi alacak? Bir kafesi mi, barı mı ne varmış oraya yollayacağız biz. Şimdi. Ver alımın oğlu o bileti bana. Ver bir de A4 kağıdı ver bana. Dayımın oğlu ayağı alışsın be yapma be. Senin ayağını ben vatana bir alıştırırım. Ver lan şu bileti bana. Kızma dayımın oğlu, kızma. Ah alemin oğlu. Kanunsuz bir işimi bul de... Dağılın oğlum. Hadi oğlum. Bu işte bir iş var ama neyse. Değil mi lan köfte? Ne haber? Ne ya? Saçlar başlar yapılmış. Normal. Yasemin hadi oradan. Giyinip süslenmişsin nereden böyle? Babamı almaya gitmiştim. Yokmuş işte emniyette. Kim? Babam. Yasemin. Ya günlük halim benim bilmiyorsun sanki. Bu kadar giyinip süslenip gittin. Bir de göremeden geri mi geldin? Çok üzüldüm sana. Sen de beni düşün. Allah aşkına. Platonik aşk diye bir şey kaldı mı? Bak kaç yıl oldu. Geçer diyoruz geçmiyor. Yaktın kavurdun kendini. Anlayacak ama bak sonunda göreceksin. Şiştim yeter. Hadi göster şunu fotoğrafı. Olmaz. Elin tutana kadar kimseye göstermem. Ama elini tuttuktan sonra ilk sana göstereceğim bak söz. Tamam elini tutar tutmaz ne yapıyorsun biliyor musun? Hemen takıyorsun kelepçeyi. Biz de inşallah nikahta görürüz. Ay inşallah. Yasemin. Hadi boş durma yardım et. Al bakalım. Komiserim. Dizi mi izliyorsun sen? Yok. Okan bunun için mi yaşadın? Yok. Kendi açık. De sizi gördüğüme şaşırdım. Ne yapayım eve gidecektim. Boştu var bir seni göreyim dedim. Keşke gelmeseydiniz. Hayır burası hastane ya hani mikrop falan siz sevmezsiniz ondan şey ettim ben. Düşün o kadar yalnızım. O ne? Bu Volkan'cığım hava temizleme aleti. Aa. Ya. Bu ne Volkan? Pişmaniye. Hastasın, hastanedesin, pişmaniye. Üç beyaz Volkan. Kaç defa bunu konuştuk? Üç beyaz diye bir şey var. Ne yaparlar? Adamın bacağını keserler Volkan. Allah korusun komiserim. Yani ama korumayacak böyle yapınca. Ama sadece iki tane yedim. Pardon. Heh, bunu alır mısınız? Sağ olun. Gerçekten inanılır gibi değil. Hastanede ne işi var? Pişmaniyenin ne işi var? Kim getirdi? Barca komiser. Kim? Barca. Barca sana geldi. Ve sana pişmaniye getirdi. Neden? Ziyarete. Allah Allah. Gerçekten beyinsiz bir herif ya. Ha komiserim ben sizin oğlanın bu basket maçı vardı ya onun için... Sen merak etme basket maçını hallettim ben. Nasıl? Hallettim işte yani. Senin komiserin kontakları biter mi? Halloldu. Hallettik. Yani anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun. Pişmaniye getirmek ne demek ya? İşte beyni bu kadar çalışıyor herifin anladın mı? Değil mi? Yani siz mesela hava temizleme şeysi getirmişsiniz. Onlar gibi değil. Kola kimin? Onun değil mi? Herald yani. Bu herif komiser ya. Düşünsene. Değil mi? Neyse bak bu. Canavar bu. Çalışsın. Bu küçük şeytan. 5 dakikada. Bak 5 dakikada kaz dağları olacak.
olacak burası? Mis. Yakışıklı. Kilo mu aldın sen? Evden çıkmamaktan. Evden çıkmamaktan. Bunca zaman barcadan sakladık seni. Ama yeter artık. Bu kadar saklandığın, yağ bağlamışsın baksana. Biraz çalıştıralım seni. Ne emrederseniz. Geçen sefer beceremediğin iş vardı ya. Şimdi onu tamamlamanı istiyorum. Merak etmeyin. Merak etmiyorum. Niye merak edeyim ki? Halledeceksin. Korkuyor musun? Yok efendim. Size güveniyorum. Hadi bakalım. Göreyim seni. Hadi bakalım. Gel benimle. Olur. Sen misin MKC'nin kardeşi? Ne istiyorsun sen ya? Sapık mısın? Tutmuyorum evini falan, hadi. Yok yok, onun için gelmedim. Senin adın Nilgün müydü, Nilay mıydı? Ben seni hatırladım. Sen kimsin? Barca. Ha, o Barca. Harold yani, kaç tane Barca var? Vay be, sayende ilk defa abimle aynı fikirdeyim. Çok haklıymış sana uyuz olmakta. Küçücüktün sen ha. Koca kız olmuşsun. Şarkı mı söylüyordun sen? Sesin mi güzeldi? Neydi? Bravo. Bunu mu hatırlıyorsun? Bizim şenliklerde çalmıştınız. Abin deli olmuştu. Makara yapmıştık biraz onunla. Yani hayal meyal oradan hatırlıyorum. Nerede o? Buranın adresini vermiş. Bir şey getirdim ona. Gizli mi? Yiyecek bir şey var mı? Yok. Kafe değil mi burası? Senin beni her gördüğün yerde canımı sıkmak üzerine kurulu bir sistemin falan mı var? Bak bana gelmeye başladılar, ne diyeceksen de bas git hadi. Yani ailenin geri kalanını merak ediyorum da sormaya korkuyorum. Siz nasıl çıkmışsınız böyle? Doğru konuş. Abinin kara borsa maç bileti bende. Söyle ona, iyi yiyorsa gelsin benden alsın. Maç bileti mi? Bir dakika dur. Şişt, söz verdim onun için, dursana. Gelsin alsın. Nereye gidiyorsun be manyak, dursana. Bak deli gibi dikildi bir de kapıda. Şişt Barca. Allah'ım ne kadar öküz birisin ya, ruh hastası. Hey, sana diyorum. Aa manyak. Şişt, ne yapıyorsun sen be? Deli misin sen? Ruh hastası. Ya ne yaptım ben sana manyak? Aç kapıyı. Barca bak hiç komik değil, aç şu kapıyı. Barca. Oğlum deli misin? Deli! Psikopat! Açsana! Pişman edeceğim seni, görürsün. Göstereceğim sana gününü. Kimsin sen be? Allah'ım abin ne kadar haklıymış senden nefret etmekte. Artık iki düşmanım var, iki. Sana diyorum. Aç diyorum sana kapıyı. Bak inat etme benimle, aç şu kapıyı. Barca! Ya. Aklını beni bulmaz zaten. Silahını ver. Barca. Manyak mısın ya? Neden kapatıyorsun beni içeri?
efendim. Duydun mu? Ne oldu? Hiç Volkan'ın yanından ayrıldım hastaneden. Çok ağrısı var canım. Çok sıkıldı. Seni bir arayayım dedim. Oğlan yattı. Sabah konuşursun. Ya dondurma almıştım. Sen getireyim. İstemem bu saatte dondurma falan. Senin sesin niye buğulu? Ne buğusu ya? Başlama gene abuk sabuk. Hani eskiden biz film izlerken sen benim omuzuma yatardın. Ben de senin saçını okşardım. Sen de mırıl mırıl konuşurdun. Öyle bir huzur var şu an sesinde. Ya gece gece 960'sın sen. Ne istiyorsun? Bir dakika. Onların erkeği mi var? Neyin? 900'lü hatta servis veren erkekler mi var? Yani varsa sen nereden biliyorsun? MKC kapatıyorum. Ya tamam. Ama ne dediğimi anladın değil mi? Yani biz eskiden plajda... Ya bak Yağmur, şunu anlamıyorum. Uyumuyorsan o zaman neden bu kadar buğulusun? Kim var yanında? Değildim ben buğulu filan. Ay bir rahat ver ya. Tamam neyse bak. Oğlanın biletini ayarladım. Yarın söylersin, sevinir. Tamam söylerim. Aferin demek yok mu? Vay MKC. Ben de şimdi bakıcıyla konuştum da bizim çocuklar hala uyuyormuş. Diyorum ki bu saatten sonra ellemesek mi Kaan? Hiç biz de yatabilir bu gece. Yok, yerini yadırgar, ben alırım. O zaman tatlıları yiyelim, sonra ben getiririm Kaan'ı. Tamam. Aslında gidip alsak mı şimdi? Olur. Sen mi tedirgin mi oldun Yağmur? Telefon mu? Yok, geç oldu ondan. Bir şey olduğundan değil yani. Ama suşiler için çok teşekkür ederim. Çok lezzetliydi, sağ ol. Yine yapar mıyız? Bilmem, konuşuruz. Ben geldim anne. Kaan, sen bu saatte yalnız nasıl geliyorsun? Öyle gerekti. Selin'i uyuttum. Çıktım geldim. Aslı uyuyor dedi. Oğlum delirtme beni gece gece tek başına. 5000'a yandayız anne. Büyütme. Hadi Barboz abi. Biz yatacağız. Sana da iyi geceler. Pekala. Emin erkeğe geldiğine göre bana müsaade. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Yağmur. İyi geceler. Yürü bakayım içeri. Buğuluydu ya. Kesin buğuluydu. Garip. Efendim Nilüfer. Sür. Oğlum sen mal mısın? Sür dedim. Bak gece gece işim var, tamam mı? Seninle uğraşamam. O yüzden in, sonra gelirsin. Sür dedim. Bak arabada dondurma var ve şu an eriyor ve ben sinirleniyorum. Ve sinirlenince gözüm kararıyor, tamam mı? Ben şimdi seni merkeze falan götüremem. İyisi mi hazır biz burada hastanedeyken ben seni hastaneye gideyim. Sonra sen ayılmadan alır mısın? İn arabadan, in. Yedekleriyle gelmiş. Aferin. Beyler. Hayırdır? Halı sağdan mı? Thank you.
İn. Bir dakika. Önce bir sakinleşmem lazım, yoksa hepinizi teker teker öldürmem gerek. Beyler, yani gerçekten ne istiyorsunuz? Sana işini yapma imkanı veriyoruz. Hadi bakalım. Çok sıkıldım bu olaydan. Kavuştuk ha komiser. Ben sana gelmiştim. Nereden bileyim karını yan yapacağını? Barcı, tuzak bu. Bak sakin ol, akıllı ol, tamam mı? Herif yem. MKC işini yapacağım mı? Gözünün önünde cinayet işleniyor. Hadi buradayım, tutuklayın. Sus bak Barcı. Herif maşa, tamam mı? Konuşuruz, kimin yaptığını öğreniriz, tamam mı? Bak ilk kez hayatında aklını kullan.
Oğlum sen ne yaptın? Komiserim yukarıdalar. Hadi hadi koşun. Hadi etrafa yayılın. Komiserim silahınızı teslim edin. Arka taraf bende. Dikilip duruyorsun oğlum. Çıksana dışarı. Kapıyı kapat. Sonunda yaptın yapacağını değil mi? Ben sana niye engel oldum? Lan hıyar ağası, ben seni yıllarca niye korudum? Niye yoluna taş koydum? Çünkü bu herifi bulur bulmaz bunu yapacağını biliyordum da ondan. Arkadaşım. Belli değil mi bunun bir tuzak oldu? Ha? O katili getirip senin önüne koyanlar bunu yapacağını biliyorlardı. Gittin bir maşayı öldürdün. Kendini perişan ettin. Ne olacak lan şimdi ha? Ne olacak? Yasemin! Bak çalışıyorum. Beni ikide bir arayıp durmayın. Delirtmeyin lan beni! Parça burada. Ha, iyi, çok iyi. İçeride gebertirler. Sen de yakında öğrenirsin. Lan! Müdürüm. Müsaade et. Buyurun. Yapmadın değil mi? Yapmadım. Ayıldığımda ölmüştü şerefsiz. Sana yıktılar değil mi? O dava yaktı seni. Deniz kızı davası. Hepsini teker teker bulacağım ben onların. Çıkarsan bulursun. Senin silahından ölmüş herif. Kafasına senin silahından çıkan kurşun girmiş. Şimdi öç almak üzere taammüden adam öldürmekten en aşağı 20 yıl isteyecektir savcı. Seni içeri tıktıktan sonra da... Baba. Ne babası be, ne babası? Baba sakin ol. Onlar orada benim karşıma çıkacak. Karşıma çıktıkları anda bitireceğim ben onları. Nasıl kurtaracağım şimdi ben seni? Sen kendine mukayyet ol, tamam. Beni düşünme. Sen... Sen ne? Ne seni lan? Ne seni? Baba. Ne? Mahallede sakın başına eğme, ben yanlış bir şey yapmadım ha. Mahalle Sivas'ın lan. Komiserim ifadeniz. Ha? İmza komiserim.
Mustafa Kerimcan sen misin? Benim müdürüm. Oğluma sen mani olmuşsun. Başarı bilmiş gibi durmuyorum ama. O yapmamış. Müdürüm, oğlunuzun gözünde gördüm. Öldürecekti. İlk seferinde engel oldum ama ikincinde mani olamadım. Yapmamış dedim. Daha ne konuşuyorsun? Sen kendine mukayyet ol. Operasyonda birlikte misiniz? Oğluma bunu yapan seni de önünden kazacaktır. Unutma. Güzel. İsmer de benden yeni. Ben de. Hemşerim, savcı bey bekliyor. Uzatmazsa... Uzatma o zaman. Bana artistlik yapma. Delikanlı gibi cevap ver. Sen mi yaptın? İyi polissin ya. Sen yakalayacaksın değil mi? Suçlunun ifadesine güven olur mu? Ben yapmadım komiserim. Bin yıl çürürsün o delikte ve benim çok hoşuma gider. Ama iş bu. Kimin nereden çıkacağını bileyim. Bana doğruyu söyle. Dışarıda kimseyi aramana gerek yok. Aradıklarım beni bulacak. Ondan gönderiyorlar beni. Hazır mısın? Efendim? Komiser, çömezin nasıl oldu? İyileşti mi? Lan siz beni kaçırdınız dün gece değil mi? Sana o kadar imkan tanıdık, fırsat verdik. Sen de beceriksiz çıktın. Engel alamadın Barca'nın katil olmasını. Lan seni de bulacağım, bak gör. Bu sefer kendi ayağınla gel de beni fazla uğraştırma. Çok yorgunum. Ha, yüreğin varsa yeri söyle. Lab, Aksaray. Yalnız gel, yoksa görüşemeyiz. Tamam canım? Saffet, benim hanımın oradaki çocukları ara. Hanımla Kaan'ı bana götürsünler. Ama yenge... Başlatma yengenden. Ters bir durum var diye canımı sıkmasın. Tamam komiserim. Hadi. Komiserim. Alo. Pazarlığa böyle mi geliyorsun? Böyle yapınca hiç pazarlık şansın kalmıyor ama. Ne bu Neşen? Senden önceki yem morgda şu an. Ne diyeyim ki? Senin ortağın bir ömür hapislerde çürüyecek olsun. Sen hala hava atmaya uğraş. Ortağım yok benim. Cürüm ortağı olursunuz. Ben seninle talk show yapacak değilim. Silahım olsa çoktan çekerdim bence. Nerede diğerleri? Havaya sıkmasan çoktan burada olurlardı. Ya ben senin o gevşek ağzını bir de emniyette göreyim. Polisi arıyorsan zahmet etme, onlar gelir şimdi. Hatta bak geldiler. Lan benim ben sıktım havaya, bir şey yok.
Ya indirsenize, adam burada. Biz seni almaya geldik MKC. Ne diyorsun başkomiserim? Bunlar arabandan çıktı. Ne bunlar? İhbar gelmiş. Arabandan çıkanlarla bastığın gemideki mallar aynı partidenmiş. Bir kısmını kendine ayırmışsın. Adamlara geri satıyormuşsun. Saçma sapan konuşmayın başkomiserim. Arada burada başkomiserim. Burada olacak tabii. Pazarlığa çağırdım ben bunu. Bakın telefonla. Her şey kayıtlı. Başkomiserim, bu şerefsize mi inanacaksınız? Elindeki silah arkadaşlara ver. Gerisini emniyette konuşuruz. Komiserim, bizi zor durumda bırakma. Yağmur. Alo, ne oluyor? Yok bir şey. Bak siz bende kalın, tamam mı? Ev kale gibi, hiç kimse girip çıkamaz. Zaten benim çocuklar sizinle ilgilenecekler. Ya nasıl yok? Evden çuvalla para çıkartıyorlar. Ne parası? Evde para mara yok. Yok artık. Uyuşturucu koymuşlar. Yağmur kim orada? Versene telefonu. Saffet. Yenge. MKC. Kan, kan, tamam. Saffet, ne oluyor? Aç burayı, aç, aç, aç. Komiserim, vallahi ben de anlamadım. İhbar diyorlar. İçeride zemine gömülü milyon dolar bulmuşlar. 3-5 çuval uyuşturucu çıkardılar. Mallar geçen gemide yakaladıklarımızla aynı partidenmiş. Paraların seri numaraları geçen operasyondakilerle aynı çıkmış. MKC dur, MKC dur, tutuşun. MKC dur, tutuşunu. Alın onu. Bırak onu. Ayrılık olmasaydı ya başkomiserim, sakin. Koskoca teşkilat nasıl sakin bu kadar? Daha yapma. Sakin ol komiserim, benim dün... Tamam, sakin. Şimdi taklaya geldiniz. Sabah haberlerine İstanbul Emniyetindeki depremle başlıyoruz. Gece saatlerinde organize şube komiserlerinden Mert Barca cinayet iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Organize şubede sular durulmuyor. Şimdi de komiser Mustafa Kerimcan'ın adının karıştığı bir uyuşturucu kaçakçılığından bahsediyor. Ben sana dedim. Dedim sana. Baskından Mustafa Kerimcan'ın evinde saklı yüklü miktarda uyuşturucu tespit edildi. Mustafa Kerimcan, emniyetin düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuları kendi hesabına satmakla suçlanıyor. Mert Barcan'ın ise AÇ'yi emniyete kayıtlı silahından çıkan kurşunla öldürdü. Gelen bilgiler arasında İstanbul Emniyetinden arka arkaya gelen bu gözaltı yani haberleri... Yanıma çekmeyiz. Halacığım, hadi uyusa. Söz veriyorum, baban gelecek. O heriften haber var mı? Yok kardeşim. Telsizden bir şey geçmediler. Amirim, olay yerine bulacağız, bulacağız. Anlaşıldı. Sevgili Göbeğim efendim, sizi şöyle alayım. Arkadaşlarına yardım et. Dilla. Su. Al şu suyu. Aç, aç, aç. Al. Günaydın. Öyle güzel uyumuşum ki seni. Saat kaç oldu? 7:30. Kafam ne kadar rahatsa deliksiz. Hmm.
babanıza nasıl hizmet ettiysem size de aynı şekilde sonuna kadar hizmet edeceğim. Umarım sadakatimden şüpheniz kalmamıştır. Ondan şüphem yoktu da ben paslanıp paslanmadığını merak etmiştim. Güvenlik arkadaşlarının silahları. Gece şarjörlerini boşalttırmıştım. Allah'tan tetiğe basmak gibi bir aptallık yapmadım Semih. Yoksa şimdiye kadar ölmüştüm. Polisleri karşılayacak mı içerideki arkadaşların? Önceden ayarlamıştım efendim. Tekrar kontrol edeyim. Evet. Sıkı sıkı da tembih et. Benim babam acı çektiği sürece onlar da acı çekecek. Açacak mısın? Hadi bak arkadaşlar beni bekliyor. Bekle. Acele etme. Laps. Sen kimi öldürdün? Uyuşturucu sattım. Ve zenginliğinden belliydi zaten canımı sıkmış o. İçeride o kadar çok sıkacak adam var ki. Nasıl çıkacağız buradan? Omuzlar üstünde. Aç. Yarısıyla mı ilgilensin yoksa değişmeli mi? Bırakalım onlar karar versin.